Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Vallahi ben dün canım kesildi. İkinci videoyu zaten atamadım. Bayağı bir hareket ediyoruz. Ondan sonra böyle bir yoruluyoruz, hastalanıyoruz. Sadece dün gece ateşlendi yine. Ben uyuyordum tabii, bana haber vermediler. Esra da bayağı mutfağı elleriyle de yıkamış. Tencereleri. Şimdi de çorbayı yaparım. Onda pilavı yaparım. Bu tencereleri boşaltmış. Şöyle koyayım, bunlar lazım olacaklar. Ne yapacağım? Yunus iki tane büyük but getirmiş, tavuk butu da. Onu dedim bir daha haşlayayım. Biraz çorba, biraz pilav. Çocukları da şöyle süzgeçten geçireceğim. Sahi anlamasın tavuk suyu olduğunu. Değişik yapacağım ona. Şöyle. Şu bezimizi de kaloriferin üstüne koyayım. Kurulama. Şöyle atayım bunları da. Makine dolmuş, evde devamlı. Hemen düdüklüğü atayım. Yetiyor bize zaten ya. Çok çok abartılı da tavuğa ihtiyaç yok. Gerisini şöyle keseyim, atayım. Bazen gerisini şey yapıyorlar. Butun üstünde olup eskiler derdi ya, tavuğun gerisiyle derisi çok lezzetli olur. Böyle gerisi yıkayıp atayım şunun içine de. Haşlandım. İşte kocaman but almış. Çok daha doldurmayacağım ama abartmayacağım suyunu da. Dün bayağı bir psikolojim bozuktu ya. Böyle mutsuz. Güneşli olduğu halde bir taf. Uzandım böyle, dedim hiçbir şey yapasım yok bugün. Aşağıya gittim geldim. Güneş halindeki beni canlandırır. Tam tersi oldu. Ay, ellerimi tanımıyorum da. Zaten ellerimi sudan çıktığı yok da. Daha çok hijyenli. Esra her yeri silmiş şeyle, sirkeli suyla. Kız, çocuklar düzelmiyor. Dün gündüz çok güzeldi Sari. Akşam ateşlenmiş, ben yatıyordum, beni kaldırmamışlar. Beni kaldırsalar ne olacak? Babasıyla ikisi. Aşağıya. Yağmur da şakır şakır yağıyor. Allah'ım şu güzel Mevlam, şu yağmuru bereket böyle hastalıklar sel gibi, sular gibi çekip gitse, kalmasa, şu çocuklarda olmasa. Çocuklarda gerçekten çok ağır. Telşehriye de almışlar. Çünkü bitmişti. Kavanozuna boşaltırım. Telşehriye çorbası yaparım. Tavuk suyuyla. Bir kaynasın bakalım hele. Güzel bir. Ondan sonra
devam ederiz canlarım benim. Ben bir çay koyayım. Azıcık limonlu. Çayın altı kapandığı yok ki. Çayın altı hep açık. Benim çayın altı hiç kapanmıyor. Aa, tadı var mı ağzımın? Yok. Oo, şekerim de. Liste, bayağı bir liste yapılacak Yunus'la. Bayağı bir liste yapılacak. Şekerimiz de azalmış. Nonos. Allah kuvvet versin, o da koşturuyor. Allah hastalansa da hastalandım diyemiyor çocuk artık. Hastalandım diyemiyor çocuklardan. Tepsiyi de almamışım, şunun altına koyayım da. Görüşürüz canlar. Yemek yaparken de biraz muhabbet ederiz. Hiç keyfim yok ya, hiç keyfim yok. Çocukların hastalığı 7 gün oldu neredeyse. Allah. Bakalım hayırlısı diyelim. Bayağı bekletmişim ben. Tavuk haşlanıncaya kadar. Ay. Oldu herhalde. Olmuştur da. Ne yapayım? Pilava atayım. Pilav pişsin, belki Sare biraz yer çocuk. Burnuma her şey kokuyor ya. Ağır kokuyor bazı şeyler. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Önceki yemek iştahım yok. Hiçbir şey mutlu etmiyor beni ya. Nasıl bir rahatsızlıksa. Tavuğu da bakmayacağım şeye, pilava. Çünkü Sare yemez sonra. Az bir suyundan koyarım. Vitamin versin yeter. Çünkü yediremiyoruz çocuğa, yediremiyoruz. Şöyle bir bardak suyundan alayım tavuğun. Şu olsun da onu da durmuyor. Tutamadım. Ah, kapakta kalsın dedim. Bir daha kap. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bardak koysam fazla. Atmayın kızım yesin. Yusuf. Yusuf çığlık atıyor. O da bir garip. O çocuk da bir garip. Çok uyuyor. Vallahi hepimiz modlarımız düştü. Ne video çekesim geliyor, ne konuşasım geliyor. Neden kaynaklandı? Tabii bu rahatsızlık şeyden, gripten. Biraz soğusun. Soyunca şunlar kirişlerime. Hangisine kısmet gelirse, kediye mi köpeğe mi artık. Yukarıya koyarım.
bir bakayım. Kırılmasın demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Çay kaşığı da şeker atıyorum. Pilava. Normalde eskiden kesme şeker atardım bir tane. İnsan iştahı olmayınca mı böyle oluyor acaba? Sası sası kokuyor. Derilerini yemez kimse. Ama kedişlerimi yer. Normalde ben çok severim bu derilerini ama hiç böyle yemeğe iştahım... Yok, yok, yok. Kaynadı zaten. En son inceğine yakın üstüne dökerim. Sarenin pilavını ayırırım tavuksuz. Sade pilavı yiyor ama tavuksuz yiyor. Çocuklara yediremiyoruz. Ama Yusuf yiyor. Sade de o yaşta yiyordu ya. Değilmiyordu yemek. Şöyle ciğerlerini Yusuf'a yedirsin. Ondan sonra da çorbada sırt tavuk suyu olmaz. Biraz su eklerim, şuraya atayım. Bunu da çiğden atacağım, şehriyesini. Normal olsa kavuruyorum. Tavuk suyu olsun. Vallahi yemeği ben mi yapıyorum, yemek mi beni? Karma karışık beynim. Tutturamıyorum hiçbir şey yerine. Hiçbir şey tutturamıyorum yerine. Acaba çefiri kavursam mı diye düşündüm ama bu sefer de kavurmadan yapayım. Normal salarım kaynayınca, eski usul. Çorbaya atmam lazım tavuğu. Bunu ısıtacağım. Küçük küçük.
kaynar. Göğüsle yapıyoruz normalde ama bu daha iyi. Biraz yağlı oluyor but. Daha lezzet veriyor suyu falan. Şeylerin ayırın ciğerlerini de Esra da yer seviyor ciğerlerini. Azıcık pilava atarım, azıcık çorbaya atarım. Azıcık elime bakmayın. Bayağı bir bereketli oluyor ya. İki tane but büyük büyüktü. Ne yapacağım? Elimle dedikleyeceğim. Yapıyoruz da hiç gönlümüz ne yemek yemek istiyor. Allah'ım Allah'ım şu hastalığı çekip gitsin. Şu çocuklarımın yüzü gülsün. Nerede varsa. Bütün hastaları Allah'ım şafi ismiyle şifa versin Mevlam. Ay. Çok zor, gerçekten çok zor. Çocukların hastalığı başka. Hiçbir şeye benzemiyor. Yağmur da yağıyor ya, indiririm ben bunları oraya. Ne kadar mutlu olur hayvanlar. Bir sabunlayayım. Şehriyesini salayım onu. Kavurmadan yapıyorum bu sefer. Hadi buna hayatta ağzına sürmez. Siyah tarafları falan oluyor ya tavanı, onları ayırıyorum. Keşke yese, keşke yese yavrum. Keşke yese. Sabah az bir şey. Daha sonra yatıyor. Vücut toparlayamıyor ya.
Eskiden olsa bu kemikleri ben hep şey yapardım ya, yerdim. Bayılırdım böyle. Tavuk haşlandı mı başına gelirdik, kemirirdik. Şimdi attım çorbaya. Aşağıya inebilsem, büyük alsam çocuğu anlamaz bari. Kemik. Gerçi bozuk da olacak. İşte. En son atacağım ki Sari'ye verelim. Pilavdan yer çünkü belki. Belki yer pilavdan. Belki. Yemesi de az bir şey çocuğa. Ayırayım. Esra açsın karabiberi bassın. Karabiber dedim hapşırışa. Şöyle kenarına koyayım da. Şunları da sabunlarım burada. Yukarıya. Bak bayağı bir çıktı vallahi. Bundan önce yukarıya çıkıyorum. Diyorlar ya, ne yemek yapasın var, ne iş yapasın var, ne konuşasın var. Limonu sıksın Esra, güzel karabiber de koysun. Ona da iyi gelir. Ne yapayım? Atayım. Şeye yıkıyorum makinaya, kokar. Burada da yıkasam makine gibi olmuyor. Nerede şimdi de atıyorum şeye, makinaya. Mis gibi de yıkıyor vallahi. Benim düdüklüm de eski model. O yeni düdüklülerden beceremedim. Patlattım bir tanesini ya. İş yerine götürdü Yunus onu. Alışmışız eski modele. Daha rahat. Bu lastikli olmayanlardan. Sular neleri temizliyor, neleri temizliyor, neleri temizliyor. İki üç dakika daha kalmasına tamamdır.
Bu da tamamdır. Kapatıyorum. 20-25 dakika pilavım dinlensin. Gideyim ben yukarıya. Şunu alalım. Yukarıya gidiyorum dediğim tepişlere vereceğim onları. Yani yağmurda şimdi ne bulacaklar onlar? Hiçbir şey de bulamazlar. Şu kepçeyi niye kullandım ki? Normal kepçe kullanmam gerekirdi. Büyük demir. Çocuklar nasıl yiyeceğiz? Dua ediyorum. Bol bol ilaçlarını veriyoruz. Bol bol dua, başka bir şey değil. Yok başka bir şey. Elimden gelmiyor. Elimden başka bir şey gelmiyor vallahi. Bu da tamamdır. Dinlensin. Her yemek birdenbire aslında konmaz. Bakmayın. Biz kaynar kaynar seviyoruz Türk milleti olarak yemekleri aslında. Soğumaya dayanamıyoruz. Hemen yiyeceğiz. Biraz şişsin de ondan sonra sarı yağız bir tabak ayırırım. Ondan sonra pilavın üstüne kapaklarım bu didiklediğim tavuğu. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin. Vallahi modum o kadar düşük ki. İnşallah iyi olurum ya. Böyle psikolojim benim bozuldu biliyor musunuz dünden beri? Daha çok. Neden böyle oldum ben de bilmiyorum. Neden kaynaklandı? Böyle avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ya bir çare Allah'ım. Tabii ki bunların hiçbirini yapmam lazım. Tek yapmam gereken dua. Dua. Onu da biliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.